Merhaba arkadaşlar. KPSS tarih konularına göre çıkmış sorulara Atatürk dönemi olaylarıyla devam ediyoruz. İlk soru bir yorum sorusu. Atatürk vasiyetinde Türkiye İş Bankası'nda kendisine ait hisse gelirlerinin bir kısmını Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na bırakmıştır. Atatürk'ün bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz. Şöyle bir bakalım. Atatürk'ün Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na verdiği önemi biliyoruz. Kurumların maddi bağımsızlığını garanti altına almayı istiyor ki muhtemelen farklı bir odak tarafından manipüle edilemesin, satın alınamasın bu kurumlar yani. Bilimsel çalışmalar yapılmasına imkan sağlama, bunu önemsiyor ve bunu destekliyor. Kurumların varlıklarını uzun süre koruyabilmeleri, bu da önemli. Milli bilinç oluşumuna yönelik faaliyetleri destekleme ki tabi bu zaten asıl Türk Tarih Kurumu'nun, Türk Dil Kurumu'nun çalışmaları milli bilinci artırıcı şeyler. Kurumları siyasi iktidarın bir parçası haline getirme, aksine kurumları bağımsızlaştırmaya yönelik bir hareket. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Yukarıdakilerin hangilerinin kuruluşunda Atatürk'ün rolü ve katkısı vardır? Şimdi Atatürk deyince Cumhuriyet Halk Partisi, hemen Cumhuriyet Halk Fırkası'nı işaretliyoruz. Ne kalıyor? Şu dört şık. Şimdi Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı da yine Atatürk'ün kurdurduğunu biliyoruz. Ali Fethi Bey'e kurdurtuyor Atatürk. Çok partili geçişe bir deneme olarak kurdurtuyor. Ama Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'ni Atatürk'ün kurdurması gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla cevabımız 1-3 oluyor. Tabi Terakkiperver de Atatürk dönemi partisi, Serbest Cumhuriyet Fırkası'ndan daha önce kapatılıyor. Belli odakların merkezi olduğu için Cumhuriyet'e karşı, ama Atatürk'ün kurdurması söz konusu değil. 1929 yılından itibaren Türk-İngiliz ilişkileri aşağıdaki devletlerin hangilerinin Orta Doğu'daki siyasi ve ekonomik nüfuslarını artırma çabalarının etkisi altında gelişmiştir? Türk-İngiliz ilişkileri gelişiyor. Türk-İngiliz ilişkileri 1929, Birinci Dünya Savaşı'ndan daha sonra düşünüyoruz kimin yayılmacı politikaları olabilir? Almanya'nın olabilir, çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda ağır bir yenilgi aldı Almanya. İtalya'nın olabilir, o da Birinci Dünya Savaşı'nda taraf değiştirmişti. Fakat Mussolini özellikle döneminde yayılmacı politikasını sürdürüyordu. Bu konuda Türkiye ile de ilişkiler geriliyordu. Dolayısıyla Almanya ve İtalya cevabımız. Fransa'nın bu noktada bir etkisi yok. Orada yayılmacı politika Almanya ve İtalya ile ilgili. Atatürk'ün de bu konuda İtalya ile ilgili olarak aldığı önlemler var. Boğazlar sorununu buna karşı kullanması var stratejik olarak. Onlarla da ilgili soru vardı sanırım. Türkiye Cumhuriyeti 1. 5 yıllık kalkınma planının hazırlanmasında ne zaman? 1932'de hazırlanıyor. Teknik ve ekonomik desteği hangisinden almıştı? Şöyle düşünelim, hiçbir şey bilmiyoruz. Bir devlet kalkınma planı yapıyor, sanayi planı yapıyor. Sanayisini kalkındırmak için devlet rol oynuyor. Şimdi bunu kim destekler? Kapitalizmin merkezi Amerika mı destekler, yoksa o zaman devletçiliğin ön planda olduğu Sovyetler Birliği mi destekler? Bu noktadan baktığımızda zaten görebiliyoruz ki Sovyetler Birliği. Tabii o zaman İsmet İnönü'nün oraya gitmesi de var. Bunlar detay, bunları bilmeye gerek yok. Biraz yorum yapabilmeliyiz ki soruların çözümüne gelelim. Ne diyeceğiz? Sanayi planı devletçi bir plan, dolayısıyla Sovyet Birliği etkin rol oynamış olabilir. Aşağıdakilerin hangisinin dilde sadeleştirmeye etkisi olduğu savunulamaz? Dilde sadeleşme. Hemen Türk Dil Kurumu'nu işaretleriz. Dilde sadeleşme. Türkçe bilim terimlerinin hazırlanması yine Türkçe ile yönelik. Türkçe'ye yönelik iktisadi müesseselerde mecburi Türkçe kullanılması hakkında kanun yine Türkçe'ye odaklı. Harf inkılabının hazırlanması Türkçe odaklı. Ama Türk Ceza Kanunu'nun hazırlanması, çıkarılması dilde sadeleştirme amaçlı değil, toplumsal düzenle ilgili bir şey. Yani işin merkezinde ceza olayları var. Türkçe değil. Mustafa Kemal Paşa'nın nutkunda olaylarından hangileri yer almaktadır? Şimdi diyelim ki hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece şunu düşünmemiz lazım. Nutuk kaç yılında okunmuş olabilir? 1919'da başlıyor nutuktaki olaylar. 1927 yılına kadar olan olaylar nutukta var. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, halifeliğin kaldırılması burada var. 1-2. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması ise 1927'den daha sonra olduğu için nutukta yok. Çünkü 3 yıl sonra 1930'da Serbest Cumhuriyet Partisi kuruluyor. Daha doğrusu Atatürk'ün destekleriyle kurdurtuluyor. 1-2 diyebiliriz. Aslında bir kronoloji sorusu, bir yorum sorusu gibi görünüyor ama
Aşağıdakilerden hangisinin Atatürk döneminde Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkısı olduğu savunulamaz? Şimdi şöyle bir bakalım. Bir paktın imzalanması var. Hiçbir şey bilmiyoruz. Almanya'nın yayılmacı politikası. Tabii Almanya ikisinin de düşmanı. Milletler Cemiyeti'ne üye olması iyi bir şey. Sadat Paktı'na üye olması. Bunların hepsi olumlu şeyler. Ama Musul'un Ankara Anlaşması ile Irak'a bırakılması. Bu bizim İngiltere ile ilişkilerimizi neden geliştirsin diye düşünmemiz lazım. Yani hem Musul'u kaybediyoruz hem de iyi sevinelim İngiltere ile ilişkimiz gelişti diyecek halimiz yok. Dolayısıyla cevap Bursa. Bir bilgi bilmeye gerek yok. Orada biraz yorum yapmamız yetiyor. 1923-1930 yılları arasında Türk dış politikasının başlıca faaliyet alanını hangisi oluşturmuştur? Gene bir yorum sorusu gibi ama kronolojiyle de alakalı. Bölgesel paktlar 1930'dan sonra. Boğazları denetim altına almak bizim 37'de çözdüğümüz bir sorun. Milletler Cemiyeti'ne üye olmak yine 30'dan sonra. Hatay sorununu çözmek yine Atatürk'ün vefatından sonra tam anlamıyla çözülüyor. Ama Lozan Anlaşması'ndan kalan sorunları gidermek o dönemdeki sorun zaten. Dolayısıyla oradan kalan sorunları, işte yabancı okullar gibi sorunları çözüyoruz. Bir kronoloji bilgisiyle çözebiliyoruz. Atatürk döneminin son başbakanı kimdir? Son zamanlarda Atatürk İsmet İnönü'yü görevden almıştır. Son başbakan Celal Bayar'dır. 1 Kasım 1937'den Atatürk'ün vefatına kadar olan 10 Kasım 1938'e kadar. İkinci Dünya Savaşı öncesinde aşağıdaki devletlerden hangilerinin yayılmacı politikası Türkiye'nin Boğazlar sorununu gündeme getirmesine neden olmuştur? Kimin yayılmacı politikası vardı? Almanya, İtalya diye düşünüyoruz hemen. İtalya var, cevabımız A. Devam edelim. Aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümünde Milletler Cemiyeti devreye girmemiştir? Şimdi Musul, Bozkurt-Lotus, Hatay, Etabli sorunları. Öncelikle şunu düşünelim. Musul, evet, bir uluslararası sorun. Musul'un kime kalacağı? Bozkurt-Lotus, bir Fransız gemisiyle bir Türk gemisi çarpışması. Yine ülke dışındaki bir gelişme. Yani ülke toprakları içinde değil, %100 ülke dışında etkisi var. Hatay yine kime bırakılacağı konusu. Ve Etabli'de İstanbul'daki Rumlar ile Trakya'daki Türkler arasındaki bir sorun. Yabancı okullar sorunu ülkemiz içerisindeki bir sorun. Yani daha doğrusu biz bunu kendi milli sorunumuz olarak kabul ediyoruz ve kendimiz 1925'te çözüyoruz. Şimdi nasıl yorum yapabiliriz diye düşünürsek toprak sorunlarında bu benim toprağım tak diye çözülmüyor tabii ki. Ama yabancı okullar sorununda kesin olarak bizim kendi milli eğitim politikamız var ve bu politika içerisinde bunu çözeceğiz diyebiliriz. Dolayısıyla buradan C şıkkına ulaşabiliriz. Yine Bozkurt Lotus'ta ve Etabli'de de iki devletin söz konusu çıkarları. Ama burada direkt bir devlet yok. O devletin okulları var. O okul sizin toprağınızda bulunuyor. Dolayısıyla biz orada stratejik olarak da iyi bir hamle yapıp onu kendi içerisimizde çözmüşüz. Gerçi şu anda herhalde değişiyor durum da. Türk inkılabının aşağıdaki durumlardan hangileri bakımından Rus inkılabından farklı olduğu savunulabilir? Şimdi şunu düşüneceğiz. Burada Türk inkılabı kötülenmez. Türk inkılabının bir eksiği dile getirilmez. Soruyu çözerken biraz böyle bakmamız lazım. Rus inkılabını övüp Türk inkılabını kötüleyecek değil. Belli bir ideolojiye bağlı olarak ortaya çıkma. Rus inkılabı neydi? İşte komünizm olayı. Çarlık rejiminin yıkılması. Dolayısıyla evet, onlar komünizm belli bir ideolojiyle ortaya çıktı ama bizde belli bir ideoloji yoktu diyebiliriz. Başka uluslara örnek olma. Evet, başka uluslara iki inkılapta örnek olmuştur. Tek kişinin egemenliğine dayalı ülke iradesini değiştirme. Orada çarlık, bizde padişah. Budur. Yalnız bir. Biz de tabii şey diyebiliriz, Kemalizm falan, ama daha sonradan çıkmış bir olgu Kemalizm. Şu anki kadar o zaman Atatürk'ün yaptıkları bir ideolojik olarak görünmüyor, bir milli hamle olarak görülüyor. Dolayısıyla bir ideoloji çerçevesinde bakmıyoruz olaya. Ama Ruslarınki ideolojiktir, komünizm falan diyoruz. Zaten bu tarz sorularda belli şeyler hiçbir zaman negatif bakılmaz. Yani Türkiye'deki gelişmelerde, Atatürk dönemindeki gelişmelerde negatif bir şey yoktur. Yani ben kişisel görüşüm olduğu için değil, soruları çözmede kolaylık olduğu için, olması açısından söylüyorum.
Yoksa ideolojik bir yorum değil benimkisi. Aşağıdakilerden hangisinin sosyal hayattaki ayrıcalıkları önlemek amaçlı olduğu savunulamaz? Yani ne diyor? Bir sosyal hayatta ayrıcalık var mı? Sosyal hayatta ayrıcalık nasıl oluşur? Bir düşünelim. Şimdi belli yetkili unvanları olur insanların, ayrı olur onlar diye düşünebiliriz. Belli giysileri olur, insanlar ayrılır. Ve medeni kanun kabul edilmesiyle bu ayrımlar ortadan kaldırılır ve engellenir. Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına da aynı şekilde bakabiliriz mi? X kişisinin tekkesi, Y kişisinin tekkesi diye toplumda bir ayrılma oluşuyor. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün kurulması ki Osmanlı döneminde o tekkelerden nasıl güçlendiklerini biliyoruz. En önemli olay Vakai Hayriye'den sonra Bektaşi tekkelerine, Bektaş tarikatının yasaklandığını biliyoruz. Dolayısıyla o toplumdaki ayrıcalıkları kaldıran bir şey olarak rahatlıkla görülebilir. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün kurulması zaten bu isimle 1962'de oluyor. Yani hiç alakası yok. Zaten İstatistik Enstitüsü kuruldu diye devlette ayrıcalık kalkmaz yani halk arasında. O sadece rapor hazırlıyor. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi gelişmelerinden biri değildir? Şöyle bir baktığımızda kanuni esası neydi? Cumhuriyet'in ilanından çok daha önce 1876'da ilan edilen bizim ilk anayasamız olarak aldığımız, incelediğimiz şey. Diğerleri tabii ki Cumhuriyet döneminde yapılan şeyler. Çok partili hayata geçiş amacıyla siyasi partilerin kurulması, Sadakat Paktı'nın imzalanması, halifeliğin kaldırılması, kabotaj kanunu çıkarılması. Belki C şıkkıyla karıştırılabilir ama burada ciddi bir ibare var. Net, çok partili hayata geçiş. Yani bir demokrasi olgusundan bahsediliyor. Dolayısıyla cevabımız C. Hani yine karıştırılabilir diye E şıkkını çok net koymuş. Yani kanun esasının kabul edilmesi. Bir tarihtir o kabul edilmesi. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde tarımı geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan biri değildir? Sürekli çıkan bir bilgidir. Ziraat Bankası 1888'de kuruluyor. 2. Abdülhamit'in döneminde. Diğerleri Atatürk döneminde yapılan şeyler. Çok bilmeye de gerek yok. Ziraat Bankası'nın kurulmasını bilmek önemli. Çünkü sürekli çıkıyor bilgi sorularda. Bu bilgi soruda size doğru cevabı götürmeye yeterli oluyor. Ama tabii şimdi sonraki yıllarda, bu soru 2011 sanırsam, sonraki yıllarda şu şıkları da taşıyabilir ki ben aşar vergisinin kaldırılmasının başka yıllarda taşındığında hatırlıyorum. Olabilir. İsmet İnönü'nün Lozan Konferansı'nda gönderilen heyete başkan olarak seçilmesine yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Şimdi şöyle bir soru, yukarıda da benzeri bir soru vardı. Yorum sorusu gibi görülüyor ama bu aslında daha çok bilgi sorusu. Şimdi etkili olma meselesi değil. Şimdi Genelkurmay Başkanı olduğu sırada yaptığı başarılı hizmetler bak. Kendisi çizmiş altını, başarılı demiş. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile ilgili görüşmelerdeki başarısı demiş. Yani şey diyemezsin burada yorumu açıklayayım. Mudanya Ateşkes Anlaşması da aslında İnönü o kadar iyi bir taraf olmadı, daha iyi sonuçlanabilirdi diyemezsin. Eğer Mudanya Ateşkes Anlaşması ile ilgili yaptıkları deseydi sen o yorumu yapardın da o yorumu yapmayı sana bırakmıyor zaten. Diyor ki o başarılıydı diyor burada. Sen 1 ile 3'ü koyuyorsun cevaba. 1 ile 3'ü koyunca da cevap çıkıyor direkt. Eskişehir Kütahya savaşlarını zaten kaybediyoruz. Dolayısıyla bir başarı orada da söz konusu olamaz. Cevabımız 1-3. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Anlaşması imzaladıktan sonra Türkiye ile Fransa arasındaki gerginliğe sebep olan konulardan biri değildir? Yine bir bilgi sorusu. 12 ada Fransa ile alakalı bir şey değil yani. Olsa olsa İtalya veya Yunanistan'la olur ki burada da İtalya ile ve Yunanistan'la ilgili bir durum. İtalya'dan alınıyor 1947'de de Yunanistan'a veriliyor adalar. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği. Sadece İtalya ile veya Yunanistan'la ilgili olduğunu bilmemiz yetiyor zaten. Çünkü Fransa ile alakası yok. Türkiye Milletler Cemiyeti'ne üye olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz. Milletler Cemiyeti'ne niye üye oluruz? Mantıken şöyle düşünmemiz lazım. Pozitif şeyler olması lazım. Yani kötü bir şey oldu, biz gidelim Milletler Cemiyeti'ne. Yani kötü bir netice aldık bir şeyden. Üye olalım değil. Boğazlar sorunu barışçıl tutumla çözülmesi, Avrupa'daki gruplaşmanın belirgin hale alması, Türkiye'nin batılı devletlerle sorunlarına barışçıl çözümler bulması, Türkiye'nin uluslararası politikada öneminin artması, Türkiye'nin komşularıyla dostluk anlaşmaları imzalaması.
ince bir noktayı görmemiz gerekiyor. Şimdi diyor ki boğazlar sorunun barışçıl bir tutumla çözülmesi. Boğazlar sorunun barışçıl bir tutumla ne zaman çözülmüş? 1936'da. Biz ne zaman üye olmuşuz Milletler Cemiyeti'ne? 32'de. Dolayısıyla biz 32'de üye olduk. Bu oldu da biz bundan dolayı üye olduk diyemeyiz. Dolayısıyla burada bir kronoloji hatası var. Diğerleri zaten böyle daha soft ifadeler, yumuşak ifadeler ve kesin bir şey yok. Dolayısıyla rahatça A seçeneğini seçebiliyoruz. Umarım faydalı olmuştur.